Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sedef Kavaş'ın YouTube kanalına, YouTube televizyon kanalına hoş geldiniz. Duyurduk sizlere. Çok önemli bir isim bu akşam konuğumuz. Estağfurullah. Sadece Türkiye'de değil, dünyada Estağfurullah. tanınan, Sağ ol. Teşekkür öyle ederim. demeyin Sayın Behramoğlu. Estağfurullah. Bizim göz Teşekkür ederim. bebeğimiz, değerimiz Teşekkür ederim. ve her sözüyle çok bilgilendiğimiz, bizi daima aydınlatan bir büyük değer. Sayın Ataol Behramoğlu, sadece şair demeyeceğim, bir filozof desem, inanın yine de yetmez size Sayın Behramoğlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Beni onurlandırdın her zamanki gibi. Canımsın. Teşekkür ederim. Aa, çok Saygıyla gördüm. teşekkür ediyorum. Aa, Teşekkür benim ederim. için de hep öylesiniz, her zaman Sağ ol. dostunuz Biliyorum. bambaşkadır. Biliyorum. Biliyorum. Ne Şimdi, kadar az da görüşsek biz kalben birlikteyiz. Düşünsel olarak tabii. Tabii ki. evet, düşünsel olarak. Şimdi sevgili Sedef Kabaş'ın kanalındayız. Cuma sabahı ayın 11'i olacak. 9.30'da bizler için önemli bir duruşma var Çağlayan Adliyesi'nde. Biliyorum. Ve bu özgürlüğün ona ikram değil, teslim edilmesi lazım. Çünkü hakkı ve hukuken de hakkı. Buradan hareketle ne diyorsunuz özgürlüklerin kısıtlanması konusunda? Bir Evet. tarafta da savaşlar var, onları da Evet. konuşacağız. Tabii ki. Dinliyoruz Sayın Behramoğlu sizi. Şöyle başlayayım ben de. Sonda da söyleyeceğim ama başta da söyleyeyim. Bütün vicdan sahibi insanları bu duruşmaya katılmaya davet ediyorum. Çok üzgün olarak ben katılamayacağım çünkü şöyle söyleyeyim. Eskişehir'de benim adıma yapılan bir kütüphane var. Orada muhakkak olmam Biliyorum. gerekiyor. Muhakkak. Çarşamba Biliyorum. günü. Çarşamba günü gideceğim ve 3 gün orada kalacağım. Mecburen. Ne güzel. %100 yani şeyde olurdum. Çağlayan Adliyesi'nde %100 olurdum. Duruşmayı izletirler miydi, izletmezler miydi onu bilmiyorum. Ama önemli olan orada olmaktır. Kalben orada olacağım. Ben gerçekten herkesi oraya gitmeye çağırıyorum. Bu bir görevdir bu açıkçası. Evet, Yani oradayız. erteleyebileceğim bir şey olsa muhakkak gelirdim. Üzülüyorum açıkçası gidemeyecek olmama. Şöyle söyleyeyim şimdi yani bunlar olacak işler değil. Türkiye'de yaşanmakta olan süreç hiç yaşanmadı demeyeceğim ama böylesi yaşanmadı. Sevgili Gülgün ve çok değerli izleyiciler, 1960'lı yıllardan yani üniversite öğrenciliğimden başlayarak bu ülkenin toplumsal yaşamı içinde hem elinden geldiğince işte bir şair olarak hem de bir aydın olarak bulunmaya gayret ettim. Ve yani 1962'de sıkı yönetim tarafından 20 yaşında bir üniversite öğrencisi sıkı yönetim Ankara hudutları dışına çıkarıldım. Çünkü Dönüşüm dergisini çıkarıyorduk. İşte bulvarda dağıtıyorduk. Emperyalizme karşı dönüşüm, faşizme karşı dönüşüm diye. O sürede CKMP'li sonradan MHP olan örgütün işte tırnak içinde militanları bize saldırıyorlardı her seferinde filan. Böyle bir dönemdi. Faruk Sükan diye bir İçişleri Bakanı vardı. Yani hakikaten Bilemez, bela bir adamdı. bilmez Bela bir miyiz? adamdı yani. Bela biriydi. Bilmez miyiz? Sonra 1970'ler yaşandı. 1982'de tam 40 yıl önce Mart ayında tutuklandım. Barış Derneği davası nedeniyle. Ve 10 ay cezaevinde kaldım. Serbest bırakıldık ama bir yıl sonra 8 yıla mahkum oldum. İstanbul'da bir ay kaçak gezdim. Yurt dışına kaçak olarak çıktım. Sürgünde yaşadım. Bunları şunun için anlatıyorum. Hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar sıkılmadım. Bu dönemdeki kadar yani karamsar demeyeyim ama kötü duygular içine girmedim. Bu dönemdeki kadar olumsuzluk hissetmedim hayata dair, ülkeme dair. Bu çok başka bir dönem. Bu dönem çok başka bir Evet. dönem. Gerçekten çünkü yani nasıl anlatayım?
Yani ülke bir kere yerlerde sürünüyor ekonomik olarak. Bu korkunç bir şey. Yerlerde sürünüyor. Ben hayatımın hiçbir döneminde bir sömürge ülkenin aydını olduğumu hissetmemiştim. Bu dönemde ilk kez hissediyorum. Tamam biz mücadele ediyorduk emperyalizme karşı bilmem ne şu bu. Ülkemiz sömürülüyor falan filan. Ama sömürge ülkesi olmak bu demektir. Siz yurt dışına çıkıp bir kahve içemeyeceksiniz. İçemiyorsunuz. Bırak onu yani yurdumdaki insanın önünden geçemeyeceği otelden izin vermez çünkü oranın bekçileri, koruyucuları. Yurt dışındaki asgari ücret gelir sahibi biri gelip günlerce, haftalarca tatil yapabilir. Korkunç bir noktaya geldi Türk parası. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte benzin meselesi. Yani bu nasıl bir şey? Herkesin yüzü asık, herkesin gönlü kırık. Penceremden böyle bakarken biraz böyle üst kat bir yerde oturuyorum. İnsanlar geçerken şöyle sanki bir hayalet şehre bakıyorum hissi içindeyim. Hayalet gibi geçiyor sanki insanlar. Çünkü mutluluk uçup gitti bizden yani. Ve bu dönemde oldu bütün bunlar. Bu derecesi bu dönemde oldu. Şimdi dolayısıyla sevgili arkadaşımın Sedef'in başına gelen bu bütünsel tablonun içindeki bir işte bir parçası yani. Elbette hukuka da aykırı, vicdana da aykırı, akla da aykırı. Şimdi özellikle örneğin o konuda biraz konuşacak olursak düşündüm tabii ve en başından beri de düşünüyorum. Şöyle bir örnek vermek isterim. Ziya Paşa'nın hiciv şiirlerinden, beyitlerinden bir tanesi şöyledir. Şöyle diyor. Önce Osmanlıcasıyla söyleyeyim. Bed asla necabet verir mi üniforma? Altın palang da vursan eşek yine eşektir diyor. Şimdi ya ne diyor? Aslı kötü olana üniforma bir asillik, bir soyluluk kazandırmaz. Yani affedersin o güzelim canım hayvancağı bir altından bir semer de versen yine o neyse odur diyor. Şimdi Ziya Paşa bunu 19. yüzyılda Abdülhamit döneminde söylediği şeylerden biri. Herhalde bir hedefleri de bir şekilde vardı. Yoktu. Genel bir belki şeydi. Ama Ziya Paşa'nın bu beyitten ötürü kovuşturulduğuna, tutuklandığına, gözaltına alındığına dair bir işaret yok. Abdülhamit döneminden bahsediyoruz. Yani şimdi Sedef Kabaş'ın verdiği örnek. Şöyle düşünelim. Diyelim ki hedef bile olsa söz gelimi. Şu anlama gelir. Şu anlama da gelebilir. Belki de diyor ki efendim kimse o hedef. Siz o kadar değerli bir insansınız ki saraya ne ihtiyacınız var sizin? Yani saray değerli bir insana değer katmaz ki. Yani değersiz biri de girse sarayı değersizleştirir filan. Yani sizin saraya ihtiyacınız yok. Siz zaten çok seçkin bir insansınız. Anlamına da gelebilir. Allah Allah. Yani bir yargıç bunu niye böyle de düşünebilir yani. Bu şimdi hukuk şey üzerinden olmaz ki efendim böyle ben öyle düşündüm. Bu kasıt budur. Kasıt o yani kasıt belki odur belki değildir yani. Bu böyle hukuk olmaz. Eğer bu şekilde de yorumlanabilirse ki bence yorumlanabilir. O zaman yani bunun kovuşturulmasına hiçbir ihtiyaç yoktur. Ve şunu da samimiyetle söyleyelim. Ben mesela bir şey olsam, böyle bir konumda bir insan olsam ve bana karşı böyle bir şey yapılsa ben yani gülümseyerek teşekkür ederim derim. Yani ben sözünüzü böyle yorumladım, şöyle yorumladım. Bana siz değer verdiniz hakikaten ama işte bu saray biraz da hani ülkem için yaptım. Ben bunu kendim için yapmadım falan derim yani. Ve böyle demek bir insanı büyütür esasında. Bu nedir ya? Bu nedir evet. Ya? Ağzını açıp bir şey söyleyeceksin ceza. Yüz binlerce dava açılmış. Böyle bir şey insanlık tarihinde yok ya. Yani falan hakaret diye binlerce dava insanlık tarihinde yok. Bunlar yanlış şeyler. Şunu da söyleyeyim sevgili Gülgün. Hukuk bu kadar ayağa düşmedi. Az önce söyledim. 12 Eylül döneminde ben yargılandım. Karşımda üniformalı bir mahkeme başkanı vardı. Üniformalı bir yardımcısı vardı. Sivil bir savcı vardı filan. Yani görevlendirilmiş insanlardı. Her şeye rağmen sanki hukuka uymaya gayret ediyorlar gibi bir hava bir var. Başka bir örnek vereyim. 12 Eylül'den az önce çok iyi biliyorum.
Biliyorsun 12 Eylül'den az önce bir şiir kitabım toplatıldı. Ne yağmur ne şiirler. İmhasına karar verildi. Efendim. Sonra Selimiye'de bir hafta gözaltında kaldım. Askeri bir mahkeme beraat ettirdi beni. Yani Türkiye'de her şeye rağmen bir hukuk vardı. Bugün yok. Bugün Türkiye'de bir hukuk yok. Bu nasıl olur? En azından 4 sene okudunuz ya, 5 sene okudunuz en azından ya. Bu kitapları okudunuz yani, hukuk diye bir şey var, bir kavram var, bir bilim var, bir vicdan var, hukuk var ya. Böyle olur Bir mu? terazi var. Elbette. Böyle keyfi kararlar verilerek insanların hayatıyla oynanılır mı? Şimdi Osman Kavala ya yaptı, yapılana bakın ya. Dün yine böyle bir görüşmede söyledim. Orada ben de konuşma yaptım ya. Şeyde, ne derler ona, Gezi Parkı'nda. Yani pek çok aydın konuştuk çünkü orada bir sivil itaatsizlik diyelim vardı. Deniyordu ki yani burayı keyfinize göre yapamazsınız, bu halkın bahçesini keyfinize göre topçu kışlası bilmem ne şu bu yapamazsın. Yani Yapamazsın. bunun yani hükümeti devirmekle ne alakası var? Oradaki insanların silahı mı vardı, topu ve tüfeği mi vardı? Ne alakası var? Müebbet isteniyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına yani. Aynı şekilde öyle. Şimdi sevgili Sedef, bilmiyorum bizi izleyebiliyor mu? Nasıldır yani o koğuşunda arkadaşları? Çünkü ben Cumhuriyet'te şu anda haftalık yazılarımı bıraktım bir süredir. Ama yazarken sürekli mektuplar gelirdi. Şeyden de Bakırköy kadın kapalı cezaevi. Orası değil mi? Cezaevinde. Evet, Çok Sedefçiğimiz orada. orada değil mi? Çok mektuplar gelirdi. Senelerdir içeride olan insanlar var. Senelerdir. Senelerdir. Böyle bir şey Evet. olamaz. Böyle bir ülke olamaz ya. Böyle bir ülke olamaz. Evet. İsyan ediyorsunuz Sayın Behramoğlu. Allah'tan sizin kaleminiz, şiirleriniz, sözcükleriniz var ve onları öyle güzel yan yana getirip öylesine o ruhunuzu, düşüncelerinizi ortaya koyuyorsunuz ki Teşekkür ederim. hepimiz hukukun üstünlüğü ilkesine büyük saygı duyuyoruz ama öyle bir yere geliyor ki kanunların bile üzerine çıkıyor o yazdıklarınız, duygularınız. Elbette Teşekkür ederim. hukukun üstünlüğüne hepimiz saygı duyuyoruz. Şimdi buradaki hukuksuzluğu öğrendik hukukçularımızdan. Hakaret davalarında içinde hakaret bile olsa, Evet. kişinin adı geçerek hakaret edilmiş bile olsa ki burada bir isim, bir özne yok. Ya söz Sadece konusu o değil, evet. değil. Bir İsteyen fıkra fıkra vardır. alınabilir, isteyen alınmaz. İki Evet. arkadaş denizin ortasında birbirini vurmuş, biri ölmüş, biri hayatta. Ya ne oldu işte, bize buradan bir hazine çıksaydı, biz bu hazineyi yukarı çekseydik. İki Evet. sana bir bana, iki sana bir bana derken dan diye birbirlerine vuruveriyorlar. Ne Evet. diyor? Nerede hazine diyor polis, hani özetle. Yani Ya çıkaydı dedik. ne çıkardı? Hikaye Evet. bunun gibi. Yani Evet. burada kimseye bir hakaret kastı yok. Ve öğreniyoruz ki hakaret davası içinde hakaret dahi olsa kişi özgürlüklerinden alıkonulamaz. Ya Ama elbette bu yani hukuksuzluk devam ediyor tabii ülkemizde. yazılı hukuk bunu bir kere Bunu söylüyor. böyle söylüyor. Bunu Evet. böyle söylüyor. Evet. Yani var olan hani ideal, genel ahlaki, vicdani hukukun dışında sadece yazılı maddelere baktığımız zaman böyle bir şey için insan gözaltına alınmaz ya, gözaltına alınmaz. Çünkü yani böyle bir şey olamaz. Yani hakikaten olamaz. Ve sevgili Gülgün, devlet adamlığı, adamlık ya, adamlık tahammül demektir. Adamlık geniş ufuk demektir. Ne demek ki yani böyle ağzını açıp bir laf eden çoluk, çocuk, kadın, yazar, aydın, gazeteci, yaşlı, genç düşünmeden hakaret davaları bilmem neler bilmem neler, böyle bir şey olamaz ya. Tabii. Ya olmaz Evet. böyle bir şey yani. Üstelik yine hukukçulardan öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanlığı gibi, bakanlık gibi, milletvekilliği gibi bizler kamunun önünde olan insanların hakarete dahi varsa ifadeler bulunduğumuz konum nedeniyle aslında hukuk orada eleştiridir. Siz de buna tahammül edeceksiniz gibi bir karar veriyor ve biz uluslararası sözleşmelere bu konuda imza koymuşuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
bu konuda, bu içtihat mı diyeceğiz, ne diyeceğiz, imza koymuşuz. Uluslararası sözleşmelere imza koymuşuz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de özellikle Cumhurbaşkanı'na hakareti düzenleyen o 299 numaralı şey için, madde için, ceza maddesi için tahammül etmeniz gerekir bazı şeylere diyor. Evet, evet doğrudur. Ve bunu düzenleyin devlet yeniden adamlığı diyor Türkiye'ye. Gerekiyor. Onu gerekiyor tabii ki. Evet, evet, Şimdi örneğin senin de başına muhakkak geliyor bu çok. Sosyal medyada, değil mi? Sosyal medyada çok ağır ifadelerle, yani şurada şurada söylediklerimle ilgili olarak da mutlaka gelecektir. Çünkü bir şey var, yani bir ekip var besbelli. Onlar yeminli şey gibi, sanki asker gibi. Bakıyorum, yani eğer anneme, yani aileme böyle bir küfür düzeyinde bir şeyse bazen bir cevap veriyorum yani. Onun dışında yani gerek bile görmüyorum. Öyle diyorlar, böyle diyoruz. Yani böyle düşünüyorum. Böyle şair mi olur diyorlar, adam ol diyorlar, şair ol bilmem ne, bin tane laf yani. Böyle laflar gibi. Ne diyeyim yani, öyle düşünüyorsa öyle düşünüyordur. Ben ne yapayım yani şimdi? Bir şey diyemem. Yani yaşlarına tabii, ve kültürlerine baktığınız zaman da hiçbir şeyler, ama bir konuşuyor işte, ağız evet, torba değil ki müzesi. Konuşsun yani, bu sosyal medya biraz öyle bir şey. Yani konuşsun yani, onu söyle, ama çok kişisel, yani çok kişisel bir şey yani. Hakaret olabilir. Şimdi bir takım benzetme, öyle olmuş da böyle olmuş da, öyle olursa böyle olur da, bunlardan bir şey çıkmaz. İnsan bunlara gülüp geçer ya esasında. Nedir yani? Bu bir konuşmadır, bir bambaşka bir olaydır, bir bilgidir. Ayrıca bir şey öğrenmiş olduk. Öyle bir deyim varmış. Bizde de var gerçi. İşte demin Ziya Paşa'yı söyledim ya. Her ülkenin vardır böyle deyimleri, Allah aşkına. Yani bilgimizi genişletiyoruz. Güzel de bir benzetme yani. Güzel de bir benzetme. Ayrıca ben çok ciddi bir hayvan severim, onu söyleyeyim. Yani hiçbir hayvanı şey yapmam. Yani asla küçümsemem. İki tane kedimiz var. Evladımız gibi oldu. Vallahi evlat gibi oldular. Bilmiyorum senin evet, evde. Var, evlat gibi var. Oldu. Yani, üç kedi, üç köpek, iki kuş. İşte, yani küçük öyle bir, küçük bir hassaslar, hayvan. Öyle güzeller, öyle tatlılar. Çok. Hepsi öyle. Bütün yani hayvan sözünü bile ben açıkçası tırnak içinde hani kullanmak istiyorum. Vallahi bana deseler ki arkadaş, insanlarla beraber mi, hayvanlarla beraber mi ömrünü sürdüreceksin? Yani şu yaşadığımız dünyadaki insanlardan hakikaten sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım. Pek çok insanda bu. Hayvanlarla çok daha çok daha sıcak, çok daha sıcak ilişki kurulabilir. Ya nedir bu yaşadığımız dünya Allah aşkına ya? Savaş diyorsun. Demin kapandı galiba. Şimdi açıldı. Şimdi toplu olarak kaybolduk zannediyorum. Yayın bir an gitti geldi. Evet, belki de ve öyle oldu. Çok çok ben hoş yorumlar açtım var. Yani. Gene... Troller çanak antenle oynuyor. Yayın gitti. Putin yayını kesti. Dondunuz, görüntü de yok diye yorumlar geldi. Evet, devam edelim Devam Sayın edelim. Bayramoğlu.
Şeyden bahsediyorduk, yani savaş olayından bahsediyorduk. Evet. Şimdi Evet. burnumuzun dibinde bir savaş. Yani gerçekten insan büyük acı duyuyor. Açıkça yurdundan, evinden, şehrinden koparıldı çoluk, çocuk, insanlar. Şimdi başka ülkelere göç etmek ne demektir? Yani bunu yaşadım ben, dedim, söyledim. Sürgün acı bir olaydır. Gerçekten çok acıdır. Bunu yaşayacak şimdi bu insanlar. Şimdi savaşın tahlilini yapabiliriz. Yani bunu yapmadan bana göre ucuz bir barışçılığın da pek fazla bir anlamı yok. Yani dünyada olup bitenleri anlamak lazım. Evet, Anlamak evet, lazım. evet. Şimdi sen bir ülkenin burnunun dibine silahları yığıyorsun. Yani NATO ve şeyden bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, işte Anglo-Sakson Birliği, Avrupa Birliği aynı zamanda filan. Evet. Şimdi yani orada da büyük bir ülke var. Yani nasıl olacak bu iş? Şey okuduğunuz zaman, yani bugün mesela şunu söyleyeyim, bilmem gördün mü Gülgün, Orhan Bursalı'nın pek çok yazılar çıktı ve televizyonlarda da güzel Çok, evet. programlar yapılıyor. Sürekli Orhan takip ediyorum. Bursalı'nın Evet. Cumhuriyet'te dün ve bugün iki yazısı çok önemliydi. Belgelere dayalı, dürüst bir gazeteci, objektif bir gazeteci. Yani gerçekten hayretler içinde kalıyorsunuz. Yani Yugoslavya sanki çağrışımı yapıyor. Şeye, Ukrayna'ya yapılan şeyler, yığınaklar, silah yığınakları, oradaki işte ayrılıkçı dedikleri, bağımsız olmak isteyen şeylere, devletlere ya da işte topluluklara karşı uygulanan keskin nişancı bilmem zulümleri ya da cinayetleri ve de para mevzu. Yani söz, Evet, yani bilmiyorum ki, evet, ama yani evet. belgesel olarak söyleniyor ki, yazılı karşımızda, Ukrayna'nın başındaki kişinin işte şu serveti, şu bilmem Kıbrıs'ta ne diyor, offshore mudur nedir, bilmediğim de rahmet Ya ya şeyler ya işte nesinden öyle olur, böyle şeyler. paralardan bahsediliyor, 40 milyon dolar kar bilmem ne gibi filan. Yani bunlar, yani bunları da irdelemeden, anlamadan, böyle kafadan atarak, bu da güzel bir şey değil. Yani ben Hiç değil. şairim, barış üzerine şiirler yazmışım, bebeklerin ulusu yok gibi, bebeklerin ulusu yok diye kitabım var. Baştan sona savaş ve barış kavramları üzerine yazılmış şiirlerdir. Bir tek kişinin burnunun kanamasını istemem ben, başka birinin çıkarı için, bilmem ne için. Bana ne, bir anlamda tabii Rusya'dan, Putin'den, şundan bundan. Ama gerçeği de görmek lazım. Tabii. Gerçeğe baktığınız zaman gerçek, yani mesela şöyle görüşler var. Batı savaşın bitmesini istemiyor. Bizzat yani müdahale etmiyor. Yani iyi ki etmiyor. Bir dünya savaşı yani söz konusu burada. Yani parantez açayım, Ukrayna'nın başındaki kişi işte NATO neden işte uçuşlara engel olmadı. Amerika diyor ki, ben engel olursam Rus uçağını düşürmem lazım. Rus uçağını düşürürsem savaş olur Amerika ile Rusya arasında. Buna rağmen adam diyor ki, ölenlerin sorumlusu o zaman sizsiniz. Yani bu kadar sorumsuz biri, bunu unutmayalım. Bunu görelim yani. Şeyin ucundan kaçırdım şey, yani söylediğim şeyi de biraz kaybettim. Evet, barış Hayır, hayır, üzerine şöyle. yazıyorsunuz ama görmek lazım. Neden yani oluyor bunlar? Bunlar neden? Tabii ki bir an önce bitmesi lazım. Bize de çok büyük zararları var. Zaten yanmışız yani. Çok. Zaten bu yönetim bizi yakmış. Korona yakmış. Bir de ardından bu savaş, yani bu nasıl bir şey ya? Yani felaket üstüne felaket yani Türkiye'ye. Bir de bu Ve var. bulunduğumuz coğrafya öyle jeopolitik konumumuz nedeniyle öyle hareketli bir coğrafya ki ve dünyanın yumuşak karnına yakın yaşıyoruz işte Orta Doğu Evet. coğrafyası. Bir taraftan Balkanlar, öte yanda şu anda işte Karadeniz dolayısıyla Ukrayna'da yaşanan büyük kriz ve tabii Montrö'nün önemi Tabii ki. nasıl ortaya çıktı? Montrö'ye Tabii ki. bugün dil Tabii ki. uzatanlar Montrö'yü önlerine koyup konuşmak zorunda kaldılar. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Ama tabii Evet. insanlarda şey olması lazım, sağduyu olması lazım, utanma duygusu olması lazım. Ah, Ben bunu utanma duygusu o maalesef pek bir en şeyde ben göremiyorum. Yani hata yapabilir insan ama demelidir ki, ya ben hata yapmışım, ben bu konuda yanlış düşünmüşüm, öyle değilmiş filan demesi lazım. Şey de ortaya çıkıyor bu arada, bu
Sanal İstanbul diye bir şiir yazdım ben. İstanbul'u sanallaştırmaktır yani. Kanal İstanbul, Evet. sanal İstanbul. Yani hakiki İstanbul gidecek. Yani boğazımız, o güzel İstanbul, güzeller güzeli yerine sanal bir İstanbul olacak. Etrafında o kanalın Arap şeyhlerinin, bilmem şunlarının, bunlarının villaları, şunları bunları olacak falan. Onun da aslında Montreux'u delmek için bir plan olduğu ortaya çıktı yani iyice. Bu olayla beraber. Öyle değil mi yani? Ya Ne kadar çok tabii. şey var. Şimdi o sözünü ettiğin sevgili Gülgün, yani bu jeopolitik durum Türkiye'nin çok lehine olabilir. Türkiye bunu kullanmayı becerecek kalitede insanlar bu ülkenin yönetiminde olsa, ki bu insanlar var bu ülkede. Çok Var. sayıda var üstelik. Var yani. Var. Herkesle doğru dürüst geçin. Herkesle yani. Bütün dünyayla, Türkiye geçmişiyle ve bugünüyle, coğrafyasıyla, tarihiyle, insanının kalitesiyle, çalışkanlığıyla, vicdanlılığıyla, yardımseverliğiyle, sabrıyla, insanının bütün dünyayla, Rusyasıyla da, Amerikalısıyla, Avrupalısıyla, Asya, Afrikalısıyla, herkesle çok güzel ilişkiler kurar, kurabilir. Hiç de angaje olmadan herhangi bir tarafa bunu yapabilir. Tabii, Ama tabii, ne oldu? tabii. Gitti Suriye'de, gidip Amerika'nın kuyruğuna takılıp oradaki bataklığa battık ve geri ardından 5 milyon veya de belki daha fazla Suriyeli göçmen mevzu ve Türkiye'nin hem yapısı bozuldu, yani nüfus yapısı bozuldu, hem ne bileyim ben ekonomisi alt üst oldu, hem de insanlarımız kötü duygulara savruldular. Dost olması gereken bir komşuya düşmanlık Tabii, hissetmeye başladılar. Onlar da bize düşman. Yani Suriye, Türkiye arasında böyle bir sanki kardeşlik varken düşmanlığa dönüştü iş sanki. maalesef. Şimdi Böyle bir şey Sayın oldu. Behramoğlu, bir taraftan daha çok kısa bir süre önce İçişleri Bakanımız bir açıklama yaptı. Çok sayıda Suriyeli vatandaşlık verildiğini söyledi. Ne kadarı Evet. çocuk, ne kadarı Evet. yetişkin Evet. diye de açıklamasını yaptı. Evet. Bu Şimdi kadar ucuz bir ülkeyiz biz. biz Ucuz. niye Suriyelileri vatandaşlığımıza geçirdik? Hani onlar misafirimizdi? Hani döneceklerdi tekrar Evet. memleketlerine ve şu anda Suriyeli, Afgan, bir taraftan Ukrayna'dan da gelenler oluyor. Evet. Onlara Tabii. ülkemizi açıyoruz dedi yine Sayın İçişleri Tabii. Bakanı. Elbette açalım. Ülkesi yangın yerine dönmüş insanları ağırlayalım Evet. ama daha sonra da bağrımıza basıp gelin vatandaş olun demeyelim. Bu bir milli güvenlik sorunu değil mi? Bir kültürel uzlaşı sorunu değil mi? Bir doku uyuşmazlığı sorunu değil mi? Sevgili Gülgün, bu yanı başımızdaki Batı ülkelerinde Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan başlayın isterseniz. Yani Orta Avrupa'ya falan kadar gitmeye Ya bile gerek yok, İngiltere'ye. gerek yok. Oturma izni bile yani öyle insana kolay kolay vermiyorlar. Bırak vatandaşlığı, Tabii. yurttaşlığı Tabii. vermezler. Yani bu kadar mı ucuz yani Türkiye? Yani Türkiye bu kadar mı ayak altında bir ülke ya? Bu kadar mı her şey kolay? Parayla her şey alınıp satılabilir mi? Bir yurt alınıp 250 bin satılabilir mi? dolara, 250 Evet. bin dolara ev Evet. alan vatandaşlık alıyor bu Tabii. ülkede. Tabii. Olur Arazilerimiz de mu satılıyor. Her şeyi, bu? fabrikalar Maalesef. satıldı. Yani olacak bir iş değil. Zaten açıkçası bugünkü yönetimin diyelim her şeye rağmen bir ayakta kalma görüntüsü bu satma işleriyle alakalı. Bir şey yaparak değil. Yani bir şey hani yapar, fabrikalar kurulur, yani ayakta. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece var olanı satıp o parayı döndürerek işte bir şeyler yapıyor görünmesiyle ayaktalar. Yani bu çok kötü. Böyle bir kötü durum hiçbir zaman olmadı. Hiç olmadı. Yani biz Demirel'e karşı çıktık. Bilmem ya, Ecevit'e karşı çıktık. Ne bileyim Evet. ben, kim Evet. varsa Evet. öncesi, olsun sonrasında Turgut Özal'a da Özal, karşı çıktık. Ama böylesini Özal'a görmedik biz ya. böyle Vallahi bir tablo yaşamadık bugüne. böylesi görülmedi yani. Böylesi görülmedi. Bir de ben şuna da çok şaşıyorum. Bir de hiçbir şey olmamış gibi böyle dayılanarak ortada gezmeler falan, her biri için söylerim bunu. Arkadaş ya, çok ayıp değil mi bu ya? İnsanların, senin yani paran yerlerde sürünüyor bir kere, her şeyden önce ya. Yani günah değil mi ya bu ülkeye? Bu ülkenin parasına, bu ülkenin insanına. Yazık değil mi ya? Yani bugün mesela karşımda kaldığımız işte konutun apartman görevlisi
emekli olabilmek için bir demirci ustası, bir apartman görevlisi olarak bir zaman çalışarak emekli olacak. Hocam ya. Dedi siz belki daha iyi bilirsin. Nereye gidiyor bu iş dedi. Yani çocuğumu evlendireceğim dedi oğlumu. Geceleri uykum kaçtı dedi. Yani iyi kötü bir şeyler, bir altın almak, bir şey yapmak lazım. Bir şey yap, bir şey yapacak halimiz yok dedi. Biz ne yapıyoruz, ne yapacağız dedi biz dedi adam. Yani. İnanın yollarda durduruyorlar. Size de oluyordur. Ne olacak? Elbette. Ne yapacağız elbette. Diye. Evet. Böyle bir umutla gözlerimizin içine bakıyorlar. Biz de daha başka isimlerin gözlerine bakıyoruz. Ne yapacağız diye. Ne olacak evet, işte Sayın Bedamoğlu? Yolculuğu nasıl görüyorsunuz? Hangi neyi dedin? Gözüm kaçırdım şeyi. Neyi? Bu ülkemizin yolculuğunu, ülkemizin siyasi, ekonomik, vallahi politik, şöyle yani şöyle düşüncemi söyleyeyim. Ben nasıl görüyorsunuz? Kültürel. Genelde iyimser bir insanım. Genel her mizaç zaman, olarak evet, iyimser evet. bir insanım. Yani karşımda bir cümle gördüğüm zaman daha arkası gelmeyen bir cümle falan filan iyi bir şey gelir arkasından. Hissim odur yani. Hep arzum odur filan. Genellikle de kötü çıkar ya. İyi bir şey de pek çıkmıyordu yani zaten. İyimser olmaya gayret ediyorum. Neden? Çünkü büyük bir ülke Türkiye. Coğrafyası büyük, tarihi büyük, insanı esasında sağlam. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bunları konuşabiliriz elbette. Rastgele bir toplum değil Türkiye açıkçası yani. Ama en büyük ülkeler bile paramparça olabilir, dağılabilir. Öyle. Tarih Sayın Behramoğlu. Kayboluyor galiba. Gene bir şeyler oluyor. Ne oluyor anlamıyorum. Ara ara donuyor ama ne güzel bir ülke olduğumuzu. Genel bir şey galiba bu. Evet. Zaman zaman internet. Türkiye'nin aslında internet altyapısının zayıf olduğunu biliyoruz. Onu o yüzden yine belki de oraya geldi. Evet. Her şey güzel olan çok bir şey, ülke. Çok iyimser olamıyorum ben. Çünkü nasıl anlatayım? Yani kural dışı bir şey yaşanıyor burada. Kurallara göre yani oynanan bir diyelim ki maç olsa dersin ki bu maçta şu taraf kazanacak. Yani kurallara göre görülen o. Ama şimdi evet. Kural yok burada. Kural oynanmıyor yani. Kural yok. Nerede ne olacağı, nasıl ne yapılacağı yani belli değil. Dolayısıyla çok iyimser olamıyorum ben ülkemiz hakkında. Bir de tabii bilmediğimiz çok şeyler var. Kapalı kapılar arkasında neler dönüyor ülke içinde, ülke dışında, Türkiye üzerinde ne gibi hesaplar var. Yani bunları ama benim bütün arzum şu yönetimden bir an önce bu ülkenin kurtulması. Hala %30 falan gibi rakamları yani görünce tüylerim ürper diyor ya. Artık insaf be arkadaşlar ya. İnsaf be ya. İnsaf ya. İnsaf ya artık arkadaşlar. Yapmayın ya bunu. Efendim kim ya? Kim gelirse gelsin kaldı ki karşısında bir ekip var sonuç olarak. Farklı görüşlerde de olsa yani bir denemek lazım. Bakalım ne olacak inşallah bir iyi uzmanlar, her alanın uzmanları el birliğiyle böyle bir şey yaparak hani ideoloji şu bu farkını gözetmeksizin hani bir yurtseverlik duygusuyla, bir insanseverlik duygusuyla ve çalışan insana saygıyla, emeğe saygıyla, bir ülke sevgisiyle bir belki bir silkinme olur ülkemize diye umuyorum ve düşünüyorum yani. Ama hala her şey muallakta ve biraz boşlukta yani aslında. Evet. Rahmetli Bülent Ecevit yıllar önce Norveç'e gidiyor. Norveç, kim Bülent Ecevit. Evet. Diyor ki her şey o kadar güzel ki ben de ülkemi böyle bir ülke yapmak istiyorum. Herkesin evet. Birbirine güvendiği, bürokrasinin en aza indirgendiği, özgürlüklerin evet. Çok sağlıklı yaşandığı bir ülke istiyorum. O Norveç modelini beyninde yaşatıyor. Ben de Norveç'e gittiğimde gördüm. Gerçekten bambaşka bir ülke, özgürlükler ülkesi, insanlar mutlu. Ama koca Norveç, bizim Konya kadar Norveç, 4 milyon, hadi bilemediniz 5 milyona yakın insan barındırıyor. Keşke evet. Türkiye'de böylesi güven üzerine kurulu bir sistem oluşabilse. Devlet vatandaşına güvenmiyor.
Devlet kurumları yıpratıldığı için de vatandaş artık kurumlara güvenemiyor. Böyle Evet. bir karşılıklı güvensizlik ortamında herkes ortada rüzgara kapılmış kuru bir yaprak misali, nereden Evet. eserse oraya doğru savrulan insanlar ordusu içinde yaşıyoruz. Kültür altyapımız yok edilmiş vaziyette. Değerlerimiz yok edilmeye çalışılıyor. Evet. Büyük önderimiz Atatürk üzerinden, İsmet İnönü üzerinden, milli değerlerimiz üzerinden Evet. devamlı saldırıya uğruyoruz. Ve bu içimizde yaşanıyor. İçimizde yaşanan bir şey bu. Nasıl Evet. aşacağız bunu? Siz şiirlerle, şiir keşke sanat egemen olsa da ülkemizde, Evet. sanatın gücüyle hepsini aşabilsek. Şimdi tabii çok konular var, görüşülecek, konuşulacak Çok, bu çok, bağlamda. çok. Yani ben iyi kötü dünyayı aşağı yukarı her ülkeyi gördüm Kimde nasıl? diyebilirim. Yani Evet. Avrupa'da görmediğim bir yer, Avustralya'dan Finlandiya'ya kadar diyorum, Amerika Birleşik Devletleri, birkaç ülke dışında her ülkeyi gördüm diyebilirim yani. O açıdan yani insanımızı ve genel olarak ülkemizi karşılaştırma şeylerim vardır, ölçütlerim açıkçası vardır. Ben de Türkiye'yi önemsiyorum. Çünkü hakikaten yani şu coğrafyada bir büyük imparatorluk kurmuş bir halktan bahsediyoruz. Bu şaka değil, bu ciddi bir şey. Bütün zaaflarına karşın bir Avrupa gücü de olmayı başarmış ve şu andan geriye doğru baktığımız zaman da yaklaşık işte 300 yıldır filan bir batılılaşma çabası içinde de olmuş. Bir büyük toplum, bir yanıyla doğulu, bir yanıyla batılı, büyük bir toplum ve büyük bir sentez aslında Çok. Türkiye. Büyük bir kültür sentezi her anlamda, hakikaten yani. Ah, evet. Ben Türkiye'de Ne zengin. yaşamaktan, Türk olmaktan ve hakikaten Türkçe şiir yazan bir Türk şair olmaktan ötürü hakikaten kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Değerli İyi ki hissediyorum varsınız. açıkçası. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Varlığınız Yani çok biz büyük bir zenginlik bizim çok için. teşekkür ederim. Ama ne yazık ki bu ülke hala ayakları üstünde duramıyor. Yani imparatorluk çöktü gitti. Sebepleri belli. Ayağa kaldırdı gerçekten büyük bir önder Mustafa Kemal ve arkadaşları. Bu halkla beraber bir yere kadar gitti bu. Ama ondan sonra tekrar çöküntü başladı ve bugünlere geldik. Bugünler Maalesef. olabilecek en kötü günler bana göre. Tekrar ediyorum yani. Daha kötüsü Maalesef. olmadı. Maalesef. Deniyor ki o daha da kötüler olacak. Vallahi olabilir. Daha kötüsü bu ülkenin paramparça olmasıdır. Yani bundan daha kötüsü ne olur yani? Buna Valla hep beraber karşı devletin çıkacağız. Engel olacağız yani. Buna izin vermeyeceğiz açıkçası yani. Veremeyiz. Yani devletin hakikaten hani başındakiler bunlar iyi günleriniz diyor Sayın Behramoğlu. biliyorum. Biliyorum. Ama yani ben şunu canımız pahasına yani ülkemizi biz her türlü kötülüğe karşı, ihanete karşı savunuruz. Savunmak zorundayız. Savunmalıyız. Bu hepimizin görevi ya. Çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara, geçmişimize, geleceğimize görevimiz bizim bu. Yani bu güzel bir ülke. Bunu bu yerlerde sürünmekten kurtarmamız lazım. Böyle olmaz. Böyle Şimdi Sayın olmaz. Behramoğlu, bizim ülkemizde savaş yokken sanatla mücadele edildi. Çıktı bir belediye başkanı, tükürürüm böyle sanatın içine dedi. Ankara'da meşhur Sıhhiye Meydanı'ndaki Hitit Güneşi'ni hedef aldı. Derken çok sevdiğim, çok değerli dostum, heykeltıraş Mehmet Bey'in yapmış olduğu heykel Evet. ucube diyerek yıktırıldı. Evet. Sanata karşı siyasetçilerin ilgisi hiç olmadı. Mesela ben beklerdim ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserlerini bu ülkenin cumhurbaşkanları gitsin izlesin. Evet. Veya bu ülkenin orası Devlet Opera ve Balesi'nin Ankara'da Sıhhiye'deki o artık hepimizin anılarının duvarlarında yankılandığı o salonda dinlesinler. Ama maalesef ve maalesef
sanatla kavga eden bir yapıyla karşılaştık. Evet. Sanatçı diye bazı kişilere el uzatan, öyle o kişiye dokunsun diye güvenlik duvarını aşmaya çalışan, bu kelimeyi kullanacağım, ucubelerle karşılaştık. Evet. Kusura bakmayınız. Evet. Ve o güzelim sanat maalesef örseleniyor. Derken bizde savaş yoktu. Sanatla kavga edenler vardı. Şimdi başka bir şey yaşıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çaykovski tukaka ilan ediliyor. Evet. Yahu sanat beynelmilel değil midir? Sanatın sınırları var Evet. mıdır? Böyle bir şey olabilir mi Sayın Behramoğlu? Bunu en çok Evet. sizden dinlemek isterim. Evet. İsteriz. Evet. Şimdi tabii çok yönlü bir olgu bu. Şeyden başlayalım. Yani sondan girersek Lütfen. konuşmaya. Bu işte Rus yazarlara ve Rus sanatçılara karşı hem de Batı ülkelerindeki bir takım böyle tuhaf Hayret ettim. hareketlere bakarsak, yani bir kere ayıp, yani ayıp her şeyden önce ayıp, yani bu çok ayıp bir şey. Yani sonra çirkin, yanlış, yani bu sözler bile bunu ifade etmez. Bu olmayacak bir şey. Olmayacak bir şey. Şimdi Tolstoy'la ilgili, Anna Karenina ile ilgili falan. Yani Ya. gülesim geliyor bir bakıma. Yani Ya. Dostoyevski üzerine bilmem neyi engel olmuşlar. Tarkovski'yi Evet. falan. Yani bunlar olacak bir şey değil. Yani çocuk yapmaz bunu ya. Bu işte bunun tabii arkasında şey var. Tabii bir de geçenlerde bir başka konuşmada da söyledim. Batı ülkelerinde Türkofobi diye bir şey vardır. İngilizce hakikaten sözlüğü açıp bakalım. Türkofob diye bir söz vardır. Yani Türk düşmanlığı. Türkofobi diye bir şey vardır. Bu Osmanlı'da daha da öncesinden hatta ortaya çıkmış. Orta Asya'dan işte Avrupa'ya yürüyen bütün şeyler, Hunlar falan, hepsi yani bir Türk sözü için altında, yani ihalesi hepsi bizim üzerimize kalmış bir şeydir. Bir de Hristiyanlık, Müslümanlık filan mevzularıyla da karışmış olarak bir Türkofobi vardır. Bunun gibi bir Rusofobi de var. Neden var? O da şunda: Rusya'da Türkiye gibi yani bir büyük imparatorluk, bir Doğu imparatorluğu Tabii. Batı'yla böyle hep şeyleri olmuş. Hem Batılı hem çatışmış. Örneğin 1812'de Napolyon Rusya'ya kadar geldi, ordusu. Ama orada kaldı yani. Kaldı dediğim çöktü. Ve tam bu sefer tersinden birinci Alexander'dı o sırada Çar, 1812. Ruslar müttefikleriyle beraber Paris'e kadar girdiler. İmparatorun kendi de girdi Paris'e. Yani Napolyon Moskova'ya giremedi ama ve Napolyon'un sonu oldu. Hitler Rusya'yı ele geçirmek istedi. Alçakça, vicdansızca, milyonlarca insanı katlederek. O da çakıldı orada filan. Yani Batı'da bir Rusofobi de vardır. Tabii Sovyetler Birliği olgusu bu fobiyi arttırdı. Yani Ruslar ve Rus eşittir, yani komünizm eşittir Sovyetler Birliği, şu bu. Ya bugünkü Rusya'nın Yani ne Çarlık Rusyası'yla ne de komünizmle alakası Sovyetler var. Birliği, bir alakası yok. Ama bir Rusofobi olgusu da var. Yani Türk'e karşı olduğu gibi böyle korkuyla karışık böyle bir şeyler var. Bunun zannediyorum etkisi bu saçma sapan olaylarda olmuştur diye düşünüyorum. Zannediyorum ki geri alındılar bu şey. Bu olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir mantık yok. Böyle bir mantık yok. Sanat konusuna gelince, sanat, yani sanat dediğimiz şey bizim irademize bağlı bir şey değil. Halk yaratıyor bunu. Halk. Dünyanın bütün Tabii, halkları, tabii. dünyanın bütün halkları tarih sahnesine adımlarını attıkları anda yiyecek, içecek bulma, yaşama, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sanat yaratmışlar. Resim yapmış, müzik yapmış, şiir yazmış. İşte sonraki yüzyıllarda işte roman yazmış, sinema ortaya çıkmış, şu bu. Yani bu bizim keyfimizle bağlı değil. Birilerinin sanata, yani sanata karşı olan
hayata karşı olan bir meczup gibi bir şeydir yani. O kendi karanlığında boğulup gider eninde sonunda. Sanat çünkü vardır yani, o bir realitedir. İnsanın ayrılmaz bir şeyidir, realitesidir. Yani hayatı algılamanın, varoluşu algılamanın bir formudur. Of, biri felsefe ise, biri bilimse, biri de sanattır. Yani sanata karşı, yani o zaman bana ne senden yani. Ne halin varsa gör yani. Bu yönetimler tabii sanata karşı olursa, o tehlikeli bir şey bir ülke için. Kötü bir şey aslında. Cehaletin egemen olması demektir. Tabii ki kötülüğü olur. Sanatı engeller bir zaman. İnsanları küstürür bir zaman. Ama sonra yani kaybolup gider böyleleri. Sanat yine ortaya çıkar. Buna kimse engel olamaz. Sanatın aşmadığı hiçbir duvar yok. Demir ne asla, demir parmaklık. Nazım Hikmet'le Balaban'ın dostluğunu bilirsiniz. Demir tabii parmaklıklar ki ardında sanatlarına devam etmiş. Rahmetli Balaban'la da son zamanlarında birlikte olma olanağı bulmuştum. Çok yakın Nazım dostumdur. Hikmet'in ya ve ne kadar kıymetli bir beyindi. Son zamanında Çok. Bile o zihni Müthiş melekelerini bir kaybetmemiş. Olağanüstü müthişti. Bir değer Balaban tabii. Müthişti. Yani bizim nelerimiz var, ne büyük değerlerimiz var. Bugün bir Muazzez İlmiye çığ var. Müthiştir. Biz bu Olağanüstü. değerlerimizle, evet, onur duyacağımıza tuhaf tuhaf şeylerin peşinde koşuşturan bir ülke haline dönüştük. Benim Çok. çok sevgili bir dostum vardır. Entelektüelle arabesk arasında güzel bir tanımlama yapmıştır. Biz ne entelektüeliz ne arabeskiz, biz entelbesk bir toplum olduk dedi. Fakat ben entelbesk toplumu da arar hale geldim. Çünkü hiç olmazsa biraz kırıntıları olurdu. O da yok. Yani o da yani yok. Böyle bir, ya tabii her şey kapkara da değil tabii ki. Sonuç olarak mutlaka, Cumhuriyet'in, yani şöyle söyleyeyim. Yani her şeye rağmen Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet öncesinde de açıkçası, yani Cumhuriyet öncesinde de bir Türkiye vardı. Cumhuriyet öncesinde de resim yapan padişahlar vardı değil mi? Son tabii. Son dönemlerde. Yani 2. Mahmut'tan daha da öncesinden bugünlere kadar sürüp gelen, yani Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettiğimiz zaman birkaç dil bilen çok ciddi bir entelektüelden bahsediyoruz. Bir şairden bahsediyoruz aynı zamanda. Yani bu konulara eğer vaktimiz olsa ben daha uzun uzun da konuşurum. Anlatacak şeylerim olur. Dolayısıyla Cumhuriyet'in tabii büyük kazanımlarıyla Türkiye bir, yani bir üst düzeydedir her alanda. Yani her alanda, yani edebiyatta, müzikte, resimde, sinemada, açıkçası yani Türkiye belli bir düzeyin üstüne çıkmış olan bir ülkedir. Buna engel olunamaz. Buna kimse engel olamaz. Bale sanatını küçümser, ötekine bilmem laf atar, şu bu, ama engel olamaz. Baldırı çıplakların sanatı diyebilecek kadar kendinden geçiyor bazen. Cahilane sözlerdir. Sanat. Ya bunların tabii, bunun ardında kadın düşmanlığı da var tabii, bu gibi şeylerin ardında. Yarın dünya yani bunlar kadınlıkçı evet, düşüncelerdir. Göre. Bunlardan bir yere bir ülke gidemez, ama bu düşüncelere sahip olanlar da fazla bir yere de gidemez yani. İşte artık belki evet, bu kadar, ama gidemiyor bu kadar zaten. Artık, artık bıçak kemiğe dayandı ve geçiyor. Yani şeye dönelim, tekrar sevgili Sedef'e dönelim. Sedef çok sevdiğim bir arkadaşım benim. Değerli bir arkadaşım. Hepimizin sevdiği gerçekten. Güzel yürek. Ben diliyorum ki bu 11'inde akıl ve sağduyu yani hakim olsun. Yani böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Yani böyle olur mu? Allah aşkına. Yani tamam, davaysa dava sürüp gitsin, ne olursa olsun. Ama yani evet, bir insanın özgürlüğüne sen bir laf etti diye nasıl engel olursun ya? Böyle şey mi olur ya? Hukuka aykırı. Hukukta bu yok ama maalesef öyle. Sayın Behramoğlu, maalesef öyle. Hukuka aykırı ama Cuma evet, günü hukuka aykırı dediğin gibi, evet. Saat 9.30'da hepimiz Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Yani Kuşa ben kuşa orada, gideceğim. Gönülden oradayım yani. Olabilmeyi de çok isterdim hakikaten. Mesajınızı sevgili Sedef'e ileteceğiz. 11 Mart lütfen. 9.30 Çağlayan Adliyesi. Sedef Kabaş'a özgürlük diyoruz. Sedef Kabaş bir sembol oldu artık.
Düşünceye özgürlük diyoruz. Evet. Ve hakaret suçları eğer suçsa, şu anda suç olup olmadığı bile belli değil. Çünkü yargılaması bile olmadan bu ülkenin Adalet Bakanı bile, Abdülhamit Gül bile ki eski bakan, Evet. Sedef Kabaş'a yargısız infaz yapmıştır. Bu da suçtur aslında, bunu da biliyoruz. Evet. Hukukun terazisi, kuyumcu terazisinden çok daha hassas, buna inanıyoruz. Ve mutlaka ayın 11'inde en doğru, en sağlıklı karar Dilerim. verilecek. Tabii şunu da söylemek lazım sevgili Gülgün. Bu vesileyle burası bir artık bir platform, yani özgürlükler Evet. platformu olarak Evet. düşünmemiz lazım. Osman Kavala ve Mücella arkadaşımızın da ve bu gezi olayındaki zulmün de bir sona ermesi gerek. Ve konuşmamızın başında söyledim. Şu anda işte Bakırköy cezaevinde Sedef'le birlikte olan insanlar var. Başka işte cezaevler, o F tipleri denilen cezaevlerine karşı nasıl bir mücadele verdik? Maalesef başarılı olamadık. Senelerdir orada neyle suçlandığı bile belli olmadan yatıyor. Hayatları Çok söndürülmüş insan. insanlar var. Yani bir yeni yönetim geldiğinde inşallah tek tek hepsinin, bütün dosyaların incelenmesi lazım. En kısa sürede ve hakikaten o büyük adaletsizliklere son verilmesi lazım. Çok Öyle. ciddi sorunlar yaşanmakta. Yani çok son derece, evet. Yani hastalıklar, evet. Ölümler, yoksunluklar olacak gibi bir değil yani bu iş. Öyle. Maalesef. Ne çok şey var aslında konuşacak. Umarım başka bir gün Sedef Kabaş'la burada buluşursunuz. Hepimiz İnşallah, seve seve. buluşuruz. Ayın 11'i itibariyle hukukun terazisinin ne kadar dengede olacağını hepimiz görmek istiyoruz. Sayın Behramoğlu çok teşekkürler. Yarın Rica 8 ederim. Ben Mart teşekkür Dünya ederim ve Emekçi sevgiyle Kadınlar Günü. kucaklıyorum. Yani hepinizi, İçerideki Saygılar arkadaşlar sunuyoruz. Özellikle tabii. Evet Hoşça ve kalın. bir an önce özgürlük diyoruz. Düşünceye Evet. özgürlük ve medeniyete özgürlük diyoruz. Çok Evet. teşekkürler Sayın Çok doğru. Behramoğlu. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir Sağolunuz. mukabele. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle yeniden. Hoşça kalın. İyi geceler Hoşça kalın. değerli izleyicilerimiz. İyi geceler.